Cevizde, ceviz fidanında dincikli haşı yapacağız şimdi. Dincikli haşı da yaparken kalem ve anacın hemen hemen eşit büyüklükte, eşit kalınlıkta olmasını istiyoruz. Şu şekilde bakabilirim. Hemen hemen birbirlerine eşit. Bu bizim için yeterli. Dincikli haşı da anaç ve kalemde ikisinde de tek taraflı yatay bir kesim yapacağız. Öncelikle anacımızla biz kesimi yapalım. Bu kesimin düz olması lazım. Şöyle bir yakından da alabiliriz. Şu şekilde. Düz bir kesim olması lazım. Ve pürüzsüz olması lazım. Bunun için bıçağımızın yeteri kadar keskin olması lazım. Buna dikkat etmeliyiz. Aynı şekilde kalemde de. Ve bu açtığımız kesikler birbirine hemen hemen eşit olmalı. Şuradan almamız lazım. Şu şekilde baktığımız zaman kesikler hemen hemen birbirine eşit. Şimdi bunlar da 3'te 1'lik bölümde kesimler yapacağız. Anaç ve kalem de aynı. Şuradan itibaren aşağı doğru bir dilcik açacağız. Dilcikleri aynı mesafeden açmamız daha iyi oturması için önemli. Dikkat ediyoruz bıçağı kaydırmayalım. Çok fazla bastırırsak bu sefer kalemi komple yarabiliriz. Parmağımızı da kesebiliriz. Daha sonra açtıktan sonra dilcikleri birbirine geçirme işlemi kaldı. Kolay ve etkili bir yöntem. Eğer ki anaç kalınlığı uygunsa dincikli haşı yapılmasını öneriyoruz. Şu şekilde birleştirdik. Şöyle yandan da alabiliriz. Daha sonra aşı bağıyla bağlayacağız. Şurada biraz fazlalık var. Aşı bağıyla bağlarken de mümkün olduğunca gerdirerek bağlıyoruz ki arada bir boşluk kalmasın. Kaynaşma çok daha iyi olsun. Bu şekilde. Son işlem olarak parafinle kalemi komple çepeçevre sararak aşı işlemini bitireceğiz. Bu şekilde parafinimizi sardık. Aşı işlemimiz bitti. Yine alttan kesiklerimizi açtık. Bu aşımız da bu kadar.